Merhabalar, ben Sert Açeren. Finexus'ta Development Manager olarak çalışıyorum. Finansal mesajlaşma domaininde. İsterseniz sorularımıza geçelim. İlk sorumuzu alıyorum. Çalışırken stresle nasıl başa çıkıyorsunuz? Çalışırken stresle başa çıkmak aslında çok önemli bir konu herkes için. Çünkü stres dediğimiz şey yemek yemek gibi, su içmek gibi bir duygu gibi düşünebilirsiniz. Yani başa çıkmaktan ziyade onu yönetmemiz çok önemli. Çünkü stresin insanların özelinde oluşturduğu bazı problemler olabiliyor. Bunlar fiziksel, zihinsel, duygusal yansıyabiliyorlar. Onun için bunları kontrol etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani ben kendi açımdan düşünecek olursak bunu yönetebilmek adına stresli olduğum zamanlarda üzerinde çalıştığım iş için bazen ara veriyorum. Hani bu sayede fiziksel olarak yaşadığım stresle başa çıkıyorum diyebilirim. Çalıştığınız en son projeden bahseder misiniz? Aslında çalıştığım projeler finansal mesajlaşma domainindeki ürünlerle ilgili çalışmalarım devam ediyor. Hani bu pozisyonda birden çok şapkam mevcut. En son çalıştığım proje SDK uygulaması. Kasım değişiklikleriyle birlikte aslında tüm ürünlerimizin yeni mesaj standartlarına uyumu için bir çalışma yürütüyoruz. Finansal mesajlaşmadaki güncel gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Finansal mesajlaşma dediğimiz aslında niş bir domain. Networklerin, bloglarını takip ediyorum. LinkedIn üzerinden paylaşım yapan global kişileri takip ediyorum. Swift tarafındaki gelişmeler için de Swift'in sağlamış olduğu Swift Smart ürünü üzerinden de aslında gelişmeleri takip ediyoruz ekip olarak. Yazılıma nereden başlanır? Yeni başlayanlara tavsiyeleriniz neler? Kamu spotu gibi cevaplar vermek istemiyorum ama yazılıma bence hemen başlayın, hiç vakit kaybetmeden. Teknoloji sürekli gelişiyor, değişiyor ve biraz geride kalmış hissedebilirsiniz kendinizi. Onun için hiç vakit kaybetmeyin. Öğrenmeyi öğrenmeniz gerekli. Kişiler arasında farklılık gösterebilen bir kavram bu. Bazı insanlar pratik yaparak öğreniyor, bazı insanlar video serileri izleyerek, tutorial'lar izleyerek daha hakim oluyor konulara. Bazı insanlar da kitap okuyarak öğreniyor. Hani hangi yolun size daha uygun olduğunu düşünüyorsanız, daha iyi adapte olacağınız kararı verip aslında o yolda ilerlemek. İngilizce tabii ki çok önemli yazılım alanında. Lütfen İngilizcenizi geliştirin. Hatta İngilizce'de kendinizi iyi hissetmiyorsanız, lütfen yazılımı bir kenara koyup önce İngilizce ile ilgili eksikliklerinizi tamamlayın. Diğer sorumuz, Finexus'ta ne zamandır çalışıyorsunuz? Finexus'taki kariyerinizden bahseder misiniz? Finexus'ta yaklaşık 5,5 yıldır çalışmaktayım. İlk olarak Software Engineer olarak başladım 2018 senesinde. Son 2 senemde de finansal mesajlaşma ekibinde Development Manager olarak çalışıyorum. Finexus'taki kariyerim çok eğlenceli geçiyor ve çok hızlı geçiyor. Aslında şirketin de sağlamış olduğu bu imkanları değerlendirerek bu pozisyonlara gelmiş bulunmaktayım. Diğer sorumuz. Yazılım sektöründe kariyer yapmak için size ne ilham verdi? Yazılım sektörüne başlama hikayem aslında şöyle. Çocuk yaşlarda bilgisayar oyunlarıyla çok aşırı neşirdim. Sonra oyunlardaki rutin işler, sıradan işler canımı sıkmaya başladı. Bu sıradan işleri nasıl ben olmadan bilgisayar kendi başına yapabilir gibi soruları sormaya başladım kendime. Hani bununla birlikte küçük makrolar yazarak, aynı zamanda hacking tool'ları kendime uygun bir şekilde güncelleyerek yazılım alanına ilk giriş yaptım diyebilirim. Sonrasında da madem oyun oynayabiliyorum, neden bu sektörde kariyer yapmayayım diye kendi kendime sordum. Üniversite tercihlerinde genel olarak bilgisayar mühendisliği ağırlıklı bir tercih yaptım. Sakarya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Kariyerime bir teknoloji firmasında başladım. Finexus'ta çalışırken sizi en çok ne motive ediyor? Finexus'ta çalışırken aslında beni en çok motive eden şey eğlenceli bir çalışma ortamı. Hani bazen gülmekten çalışamıyoruz diyebilirim. Açık iletişim çok önemli. Sürekli etkinliklerin yapılması, Kaz Dağları'na gitmiştik şirketle birlikte. Çok eğlenceli bir süreçti bizim için. Hep ağırlarla devam eden bir sürecimiz var. Şirkete başladığınızdan bu yana şirkette neler değişti? Buna klişe bir cevap vermek istiyorum. Aslında değişmeyen tek şey değişim. Sürekli gelişen ve değişen bir dünyada değişime ayak uydurmak zorundayız. Şirket olarak kişisel gelişime çok önem veriyoruz. Hani bunun için gerekli eğitimler ve olanaklar sağlanıyor. Teknolojik anlamda sürekli kendimizi güncel tutuyoruz. Sürekli bir değişim içerisindeyiz. Değişimden ziyade Finexus'ta değişmeyen bir şey varsa o da Finexus'un değerleridir diyebilirim. Eğlenerek, uzun süreli, adil bir şekilde, limitlerimizi zorlayarak, işimize fokus olarak çalışmamıza devam etmekteyiz. Bir monitörlü çalışma mı, iki monitörlü çalışma mı? Olabildiğince çok monitörle çalışmam.
Çay mı kahve mi? Sabahları çay, öğleden sonra kahve benim tercihim. Evden çalışma mı, ofisten çalışma mı? Hibrit model benim için en uygunu diye düşünüyorum. Burada suyum nerede? Yalnız biraz soğuk olursa. Klimayı da biraz açabilir miyim? Şaka yapıyorum.